Evet, Yahya Çakmak. Burası Sahabiye Medresesi. Selçuklardan kalma 800 yıllık bir binada yaşıyoruz. Yaklaşık 38 yıldır buradayız. Son 15-20 yıldır kitap kırtasiye işiyle uğraşıyorum. Kitap satışı yapıyoruz. Ama işte son 1,5 yıldır okulların kapalı olması, pandemiden dolayı bayağı bir ciddi etkilendik. Satışlar olmayınca işte ayakta durmaya çalışıyoruz. Bir de işte bazı etkenler var. İşte hazıra kaçtı bazı şeyler, okuyucular. İnternetten alışveriş yapıyorlar. Ama tabii buraya gelip de buranın bu 8 asırlık bir binanın içerisinde bu havayı solumak, elle temas etmek kitaplara, gözle görmek ve güvenilir olması tabii çoğunun tercihi oluyor. İşte yeni yeni kıpırdanmalar var. İşte toparlanmaya çalışıyoruz, direnmeye çalışıyoruz. Sağ olsun işte devletimizde küçük bazı ufak hibe destekler falan vesaire verdi ama inşallah toparlayacağız, düzeleceğiz. Şimdilik idare ediyoruz. İşte insanlar zorunlu olarak evlere tıkanınca, kapanınca ister istemez zaman öldürmek için bir kitaplara teveccüh, ilgi var. Son zamanlarda artış var. Özellikle de gurbetçilerimiz okumayı çok seviyorlar maşallah. Onlar müşterilerimizin çoğunu teşkil ediyor. Onlar da inşallah bugünlerde gelmeye başladılar. Onları bekliyoruz inşallah. Yeni güncel kitaplarımız, romanlarımız geldi. Bekliyoruz. Yani kitaplarda bir bariz bir artışlar oldu ama bu tabii ki işte dövize gelen zamlar, işte faizin çıkması, genel olarak ekonomideki gidişatın biraz artmasından dolayı kitaba da yansıdı. Ama biz müşterilerimize genelde karımızdan fedakarlık yapıyoruz. İndirimli şekilde veriyoruz. Yani cüzi karlarla veriyoruz. Yeter ki vatandaşımız okuma alışkanlığı olsun, okusun öğrenciler. Biz destek oluruz inşallah. Şimdi o pahalı olan kitaplar genelde böyle biraz ergenlerin okuduğu popüler, güncel tarzı kitaplar. Onlar böyle talep olduğu için fiyat artışları oluyor ama klasik kitaplarda işte dünya klasiklerinde, Türk klasiklerinde onlarda öyle bir ciddi artışlar yok. Fiyatlar makul. Bekleriz yani. İşte kaynak kitaplar var. Üniversiteye hazırlıktır, şudur budur satıyoruz. Efendim. İnşallah bekliyoruz. Ciddi bir artış yok onlarda. Uyanık olalım. Millet olarak, devlet olarak, toplum olarak oyununa gelmeyelim. Biz yani sokağa da çıkalım, efendime söyleyeyim, bu ev alışkanlıklarımızı da yavaş yavaş terk edelim. Yani normal şeye dönelim, moda dönelim. Çünkü yani alışveriş yapılacak her şey birbirine bağlı. Ekonomi çok önemli. Her şeyi etkiliyor. İnsanı etkiliyor, psikolojiyi etkiliyor. Yani bir yerden kazanacak derken bir yerden kaybetmeyelim. Ruh sağlığımızı da bozmayalım. Ve tekrar işte esnafın yanına uğrayalım, alışveriş yapalım. Az da olsa alışveriş de şart değil. Gezin, tozun, bakın, gözlemleyin. Yani evi gar evleri terk edelim yavaş yavaş. Tersini yapalım. Çünkü bu olmazsa olmaz yani bu.